Soru varsa alayım. Yani bakın çok açık, her şey sorabilirsiniz. Peki başkanım, şimdi oradaki balıkçı barınağında son günlerde yapılacak herhangi bir değişiklik düşünüyor musunuz? Onunla ilgili şöyle eksik kaldı. Yani oradaki kulübeler, orada daha doğrusu insanların kiraladığı yerlerle ilgili bir projeniz var mı? Şimdi projemiz var. Bu Yıldıztepe projesinin devamında hocalarımızla işte en son yaptığımız görüşmede yat limanının da bütünleşerek oradan buraya gelişi, oraya gidişin, oranın burasıyla yaşam alanından dönüşmesi, ortak yaşam alanından dönüşmesi için projemiz var. Bu önümüzdeki yapacağımız günlerde sanıyorum sözleşmesi imzalanacak değil mi Hakan Bey? Sözleşmesi imzalanacak, hazırlanıyor. O projeyle birlikte o yat limanı sadece yat sahiplerinin, tekne sahiplerinin veyahut da oradaki o kulübelerde birilerinin kendine zaman geçirdikleri yerler değil, herkesin, çoluk çocuk herkesin Mudanya'da yaşasın yaşamasın herkesin yaşam alanına dönüşecektir. O yat limanında bakın yeniden yaptık, söktük, yeniden yaptık. Kimse bilmiyor, önceden de vardı çünkü ama böyle değildi. Son sistem elektrik sistemi var, son sistem su sistemi, kamera sistemi, emniyet sistemi, her şeyle dört dörtlük ve de olabildiğince sağlam. Umarım herhalde Mudanya var olduğu sürece de var olacak olan tesislerimizden ve de Mudanya Belediyesi'nin en değerli tesislerinden bir tanesi yaşam alanına dönüştürülmesiyle birlikte de o projemizle birlikte onu da sizlerle birlikte sizlerin de katkılarını alarak gerçekleştireceğiz. O çalışma içerisinde göreceksiniz. Mudanya'mızın yavaş yavaş o caddeden başlayarak Mudanya'nın girişindeki eski işte Tirli Mahallesi, Güldan Çay Bahçesi gibi ki o görüntü anlayış yavaş yavaş Mudanya'da oturmaya, Mudanya'daki yaşam standartları yükselmeye başlayacaktır. Mudanya artık gelinen yer, esnafı kazanan yer olma yolunda büyük adımlar atmış olacaktır. Yani oradaki şu anki statü, şu an o küçük odacıkları kiralayanlar yerine herkese açık bir yaşam merkezi yapacaksınız. Tabii kafeteryalar olacak, çeşitli alışveriş mağazaları olacak düşüncem benim. Yani işte balık, deniz ürünleriyle ilgili çocukların amatör spora yönelik yani balık avlama gibi malzemelerin olduğu, deniz kıyafetlerinin olduğu gibi yani o bölümde gidecek olan diğer yat limanlarında gördüğünüz benzer alışveriş yerleri olacaktır. İnsanların kendini ifade ettiği yerler. Yani yemek yenilen yeri de olacak, çay içilen yeri de olacak, alışveriş yapacağı mağazası da olacak. Öyle bir yer olacak.